Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. ProYapı'ya konuk olduk ve yanımızda yönetim kurulu başkanımız Murat Koru var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Murat Bey merhabalar efendim. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Uğraşıyoruz, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz ziyaretiniz için. Ne demek efendim, bizler de çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizleri burada ağırladınız ve misafir ettiniz. Çok sağ olun. Murat Bey, ben ProYapı'dan bahsetmeden önce sizleri tanımak istiyorum efendim. Murat Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Efendim ben 1964 Eskişehir doğumluyum. Evet. İnşaat mühendisiyim. Zemin mekaniği konularında çalıştım. Daha sonra sektörde bazı firmalarda çalışarak ProYapı firmasını kurdum. Evet. Ondan sonra da yoğunluklu yurt dışında çalıştık. Ve bu büyüklüğe getirebildik yani firmayı. Genelde işte yol, demiryolu, köprüler, tüneller, baraj gibi mühendislik işlerinde çalışıyoruz. Tabii çok farklı özelliklerimiz de var sektörden ayrılan. Bu işi çok seviyoruz. Amacımız hizmet etmek. Evet, devletimize ve dünyaya, o kesinlikle anlamda söyleyeyim. Kesinlikle. Hizmet veriyorsunuz ama bunları, bu hizmetleri verirken de olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır. Bu kriterler neler peki sizin için, yani ProYapı olarak? Yani ProYapı olarak tabii uluslararası standartlarda kaliteli, etik kurallara uyan hizmetler verebilmek. Bunun için kendi mühendislik kapasitemizi güçlendirmek, uluslararası standartlarda, normlarda proje ve işler çıkartmak. Evet. Bunun için de tabii mühendislerimizi kendi iç geliştirmemiz var. Uluslararası işlerde devamlı kendimizi de geliştirmek zorundayız ki ileride bu işlerle devamlı iş alıp devam edebilelim. Zaten ilk işe başladığımız yerlerde hep yurt dışı ve yoğunluklu da şu anda şubelerimiz ve ofislerimiz var, çalışanlarımız var. Evet. Farklı milletten olan insanlar da içimizde çalışmakta. Evet. En büyük bizi ayıran öbür sektörel firmalardan, farklardan biri de bu efendim. Evet, şu da çok belli, çok severek yapıyorsunuz bu işi Murat Bey. Sağ olun. Bu gerçekten çok, bu konuda tebrik ediyoruz sizleri. Fuardasınız bu arada, fuar nasıl geçiyor sizin için? İkinci günü bugün fuar. Valla bence çok uygun. Tabii bunlardan bir tanesi Ankara'da olması. Biz genelde fuarları hep Ankara dışında ve yurt dışında giriyoruz. Yani evet. Mesela en son girdiğimiz fuar İstanbul'da Euroasya Rail Fuarına girdik. Daha önceki yıllarda Berlin Fuarına girdik. Bu yakınlarda Bakü'de bir Road and Traffic Fuarımız vardı, ona girdik. Pek fazla yaygın değil proje müşavir firmalarının, Türk firmalarının fuara gitmesi. Biz de bu konularda bir ilki başlattık. Yani evet, bu aşamada görüyorum Ankara'da bir 2-3 tane daha tanıdığımız firmamız var, proje müşavir firmamız. Bu konuda önce olmak da bize çok sevindiriyor. Evet, ayrı mutlu ediyor diyebiliriz esasında. Tabii buradan hepsini aktarmamız mümkün değil. Ben son olarak hedeflerinizi sormak isteyeceğim Murat Bey. Uzun yıllardır sektördesiniz ve mutlaka bir hedef koydunuz kendinize. Evet, evet. Bunlara ulaşabildiniz mi efendim? Bundan sonraki hedef ve projelerde neler olur? Şimdi hedefim benim uzun vadede sürdürülebilir kalite ve yüksek tecrübeli mühendislerin oluşturduğu bir firma haline getirmek, uluslararası firma haline getirmek. Evet. Bütün özlemim bu. O yüzden altyapıyı kurumsallaşarak, teknik gücümüzü artırarak devam ettirmek istiyorum. İnşallah bu 22 yılda buraya geldik. Önümüzdeki bir 10 yılda inşallah devlet büyüklerimizin istediği gibi 2023 yılı hedefleri var. Bizim de hedeflerimiz de uluslararası bir müşavir firması haline gelmek. Evet, aslında hedef de hiç bitmiyor değil mi? Tabii. Hedef de hiç bitmiyor. Hedeflerin bittiği tabii noktada aslında bizler de biz de arkadan gelenleri inşallah bunları devredeceğiz. Evet, biz de bu yolda başarılar dileyelim size efendim. Çok sağ olun. Vermiş çok olduğunuz değerli ediyorum bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Çok bu sağ olun. Bu keyifli röportajdan dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda sizlere başarılar dilerim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür sağ ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere başkentimiz Ankara'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. ProYapı'ya konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez CEO'nda.